Yıllardır Kürt sorunun yarattığı çatışmalı süreçte kaybettirilen faili meçhul cinayetlerin hesabını sormak için buradayız ve sormaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere bu hafta 12 Eylül haftasıydı. Askeri Cunta'nın yıl dönümünü Diyarbakır Kent Dayanışma Platformu bütün bileşenleriyle beraber 5 nonun önünde o dönemde yaşanan bütün insan hakları ihlallerinin, sorunların yargılanması için tekrar dile getirdik. Ama o günün ayrıca acı bir tarafı daha var bu coğrafya için. Bu bulunduğumuz meydanda 12 Eylül 2006 yılında şu utanç duvarının dibinde onlarca Kürt yurttaşı hayatını kaybetti. Ve arkamızdaki gördüğünüz anıtta isimleri yazan insanlardı bunlar. Bu anıt yaşam hakkı anıtı arkadaşlar. İnsan yaşamının korunması için tarihe bir not düşmek için yapılmış bir anıt. Ama ne yazık ki o gün küçücük yaşta hayatını kaybeden çocuklardan bugün günlerdir Nari'nin acımasızca katledilişini hep beraber örgütlü kötülüğün neler yaptığını izliyoruz. Biz sivil toplum örgütleri olarak, çocuk kurumları olarak, hak savunucuları olarak her zaman savaşın, şiddetin durması ve bunun yarattığı toplumsal travmaların ortadan kalkması için mücadele edeceğiz. Nari'nin mücadelesi bu toplumun mücadelesidir. Örgütlü kötülüğe karşı örgütlü iyiliğin mücadelesidir. Kayıp Mehmet Zafer Demirkıran, olay yeri Diyarbakır, olay tarihi 12 Eylül 1995. Zafer Demirkıran ailesiyle birlikte Diyarbakır Bağlar'da yaşamaktadır. Çalışmak için önce İstanbul, ardından Mersin'e gider. Mehmet Zafer askerlik celbi gelince çalıştığı Mersin'den 30 Ağustos 1995 tarihinde Diyarbakır'a döner, 31 Ağustos'ta askerlik dairesine giderek işlemlerini başlatır. Ardından askere sevk belgesini alır ve ailesinin yanında birliğe gideceği günü beklemeye başlar. 12 Eylül 1995 tarihinde saat 22 civarında Demirkıran ailesinin evi kendilerini polis olarak tanıtan silahlı 6-7 kişi tarafından basılır. Plakasız bir Toros ve yalnızca ön tarafında 21R789 plakası bulunan Beyaz Şahin araçla gelen bu kişiler Mehmet Zafer'i ifadesi alınıp bırakılacak diyerek Beyaz Toros aracı bindirilip götürülür. Gitmeden önce Demirkıran ailesinin telefon kablolarını keserek onların haberleşmelerini engeller. Hemen karakola giden aile bizde yok cevabını alınca Diyarbakır'daki bütün karakol noktalarına giderek oğullarını sorar. Aldıkları cevap hep aynıdır. Bizde yok. O hal valiliği, DGM savcılığı, jandarma ve emniyete yaptıkları başvurular da sonuçsuz bırakılır. Aile Mehmet Zafer'in Saraykapı'daki JİTEM merkezine götürüldüğü duyumunu alır. Bunun üzerine anne Behiye Demirkıran sürekli JİTEM merkezinin bulunduğu jandarma merkez komutanlığına giderek oğlunu sorar. Annenin ısrarlı soruları üzerine kapıdaki nöbetçi asker ona oğlunun tarifini uyan birinin oraya getirildiğini söyler. Başvuruları sonuçsuz kalan aile İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne başvurur. Yasal girişimlerde bulunan İHD, Uluslararası Af Örgütü ile temasa geçer. Gerekli araştırmaları yapan Uluslararası Af Örgütü, 18 Ekim 1995 tarihinde yayınladığı kayıp başlıklı raporla gözaltına alındığı kabul edilmeyen Mehmet Zafer Demirkıran'ın can güvenliğinden endişe ettiklerini uluslararası kamuoyuna duyurur. Ailenin İnsan Hakları Derneği'nin ve Uluslararası Af Örgütü'nün girişimleri sonuçsuz bırakılır, 29 yıldır Mehmet Zafer'i arayan aile inkar ve cezasızlıkla karşılaşır. Baba Demirkıran, oğlunun akıbetine ve adalete ulaşamadan 2001 yılında vefat eder. 89 yaşındaki anne Behiye Demirkıran ise hala oğluna ve adalete ulaşmak için mücadele etmektedir. ...15 Ağustos 1994'te askerler Diyarbakır Hani ilçesinin köylerine operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde etrafı sarılan köylerden biri de Haniye 19 kilometre mesafede olan Gömeş köyüydü. Gömeş'e giren yüzlerce asker köylüleri meydana topladı ve köyü boşaltmalarını söyledi. Köylülerin eşyalarını ve gıda maddelerinin alınmalarına izin vermeden evler yakılmaya başlandı. Köylülerin geçim kaynağı olan hayvanlar da silahla taranarak öldürüldü. Evlerin ateşe verilmesiyle 29 yaşındaki İbrahim Kartay da ailesiyle birlikte köyü terk etmeye hazırlandı. 6 aylık hamile olan eşiyle 3 küçük çocuğunu da yanına alarak köyden uzaklaşmasını söyledi. Kendisi de henüz yanmayan evine yiyecek almak için girdi. Yanında bir miktar peynir, salça ve ekmek aldı ve ailesinin yanına gitmek için dışarı çıktı. Biraz yol almıştı ki askerler tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Köy çıkışında eşini bekleyen Salime Çatır'a köylüler İbrahim'in gözaltına alındığı bilgisini verdi. Çocuklarıyla komşu köye sığınan Salime Çatır, eşinden haber alma umuduyla 10 gün bekledikten sonra kayınpederiyle birlikte Haniye giderek savcılığa başvurdu. Savcılıktan cevap alamayınca Hani jandarma karakoluna gitti. Karakolda baba Kadri Kartay'a, senin oğlun terörist ama biz onu serbest bıraktık, nerede olduğundan haberimiz yok cevabı verildi. Bir süre daha oğlunun gelmesini bekleyen baba tekrar karakola gitti. Karakoldan kendisine ateş açıldı ve oğlunu bir daha sormaması için tehdit edildi. Komşu köylerden bir kişi aileye gönderdiği haberde 8 gün İbrahim ile birlikte gözaltında tutulduğunu ve İbrahim'in kendisine aileme ve akrabalarıma haber ver, beni öldürecekler dediği bilgisine ulaştırdı. Ailenin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Gözaltına alınırken ve gözaltındayken insanlar tarafından görülmesine rağmen gözaltına alındığı inkar edilen İbrahim Kartay'dan bir daha haber alınamadı. Gözaltında katledilen, bombalama olaylarıyla yok edilen, zırhlı araç çarpması sonucu yaşamdan koparılan, çalıştığı yerde insani koşullar dışında emek harcarken kazaya kurban giden, bunun gibi birçok olay sonucu bedeni toprak olan çocuklarımız için her koşulda ses çıkarmaya devam edeceğiz. Metin Kıratlı henüz 10 yaşındaydı. Maddi imkansızlıklar henüz 10 yaşındaki Metin'in ailesine ait hayvanlarına göz kulak olmak için çalışmaya zorladı. Metin Kıratlı 18 Nisan 1992 tarihinde Yeşildere mahallesinde evinin hemen karşısındaki merada koyun otlatırken Yüksekova komando taburu içerisinde bulunan askeri nöbet kulübesinden açılan ateş sonucu katledildi. Metin yakın mesafeden hedef gözetilerek ve ortada hiçbir sebep yokken güpegündüz Yüksekova'da komando taburunun açtığı ateş ile katledildi. Otopsi raporu ve bilirkişi raporları kurşunun askeri birliğinden geldiğine işaret etmesine rağmen etkin bir soruşturma yürütülmedi. Yapılan tüm başvurular kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle sümenaltı edildi. Aile yapmış olduğu açıklama ve başvurular üzerine isimsiz telefonlar ve mektuplarla tehditler aldı. Fazla kurcalamayın yoksa sonunuz Metin gibi olur tehditlerine rağmen tüm adli mecralara başvuru yapan aile bireyleri adaletsizlik duvarı ile karşı karşıya geldi. Metin'in annesi tüm bu hukuksuz uygulamalar karşısında hastalanarak yaşamını yitirdi. Böylesi bir olayda faillerin korunması bir cezasızlık politikası olarak coğrafyamızda meydana gelen tüm olayların asıl müsebbibidir. Metin Kıratlı henüz 10 yaşında kurşunların hedefi oldu ve failleri korundu. Metin mektepli bu. Fakat Metin suçsuz bu. Sadece Metin için bu. Metin suçsuz bu. Metin boşuna kaçtı. اسکری تلفن ممنوعه که جوابی ندادم چون من دینوری خود را که اینو متین دوی خوب بودم کندی آزنده بنقونش دیدی بابا اسکرلا بنی وردیلر